Siz bir şey söylemek istiyorsunuz. Ne söyleyecektiniz? Biraz önce biz gözlerimizi kapatıp Zümrüt Anka enerjisine girdiğimizde o enerjinin hepsini alıp bedenimize doldurup depolamak, depolayacağız dedik herhalde. Orada ben o enerjinin hepsini alıp kabul ediyorum dediğimde yüzüme, saç diplerime ve kollarıma, bu kolum, yanık kolum da dahil, şöyle bir gücün şöyle dokunup geri bıraktığını hissettim. Psikolojik miydi, fizyolojik miydi? Fizyolojik daha çok. Evet. Biz bu çalışmaları yaptığımızda valla böyle çalışma, böyle dokunuşlar oluyor. Ben ilk olduğunda psikolojik mi diye baktım. Zaten bir rüzgar esiyordu sanki. Serinlemiştim çok fazla. Enerji bana, kendimi çok iyi hissettirdi. Bu enerji nerede daha çok ortaya çıkıyor? Boy uzatma çalışmasında ilk gün 1,5-2 santim boy uzuyor. Orada bazı enerjilerin çene altından kişileri çektiğini duyuyorlar. Ya da biz Alanya'da ve İzmir'de ya da diğer şehirlerde yaptık. Bayanlarda göğüs küçültme ya da büyütme. Hiç kimse, gerçekten kimseye dokunmadığı halde bir el göğüslerine dokunuyor. Benim de cildimle ilgili problemlerim vardı. Böyle gelip o elin cildime, saç diplerime, bu göğsüme dokunduğunu, kollarıma dokunduğunu ve bu sonra acaba yanık yerimi düşündüm sonra. Çünkü o tek bir sefer olup geçmedi. Birkaç sefer böyle dokunulup geri çekildi. Böyle hissettim o dokunmayı. Kollarıma. Sonra bu kolumu hissettim. Burada da çok büyük bir serinlemenin olduğunu, kabuğun böyle atacak artık, o kabuk kurudu üzerinde çatlayıp çamur gibi düşeceğini hissettim. Sabahki ağrınızı 100 puan dersek çalışma öncesinde, şimdiki ağrı ne durumda? Şu anda hiç yok. Sıfır. Sıfır. Bunun adı mucize Mucize ötesi. ötesi. Ve saat Teşekkür şu an ederim. kaç? Ben teşekkür ederim. 10-11 geçiyor. 10'u 12 geçiyor ve biz Ankara Neva Palas'tayız. Bizlerin eğitimlerini online'da Bilinçaltı Dil Mucizeler Eğitim 1. modülden takip edebilirler. Mucize ötemiz sonsuz. Peki Sonsuz. eğitime katılmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğitime. Yani katılmaya değdi mi? Yani değdiğinden daha fazlası. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki siz iyi ki varsınız. İyi ki o çalışmayı derleyip bize sunmuşsunuz. Biz de burada olma şansını yakaladığımız için ben kendimi başta, sonra da arkadaşlarımı çok şanslı buluyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Ben İyi ki teşekkür sizler de ediyorum. varsınız Çok ve sağ olun. iyi ki burada bir arada bu mucize ötelerini çoğaltıyoruz. Ve sadece bu değildi. Başka çalışmalar da yaptık, değil mi? Çocuğunuzla ilgili bir şey yaptık mı? Yapacaktık, yapamamıştık. Şimdi yapacağız. Sizi kanal yaptık. Pek çok insanın hayatını anlattınız bize. Pek Çok çok güzel deneyim. arkadaşımıza şifa bulaşmasını sağladınız Evet. aile ilişkilerinde. Evet. Peki siz kendinizin böyle hiç tanımadığınız insanların aileleri hakkında, çocukları hakkında bilgi verebileceğinizi düşünüyor muydunuz? Bu kadar nokta atışı çok zor ve belli sembollerden nokta atışı yapmak daha zor bir çalışma. Arkadaşın da söylediği gibi birçok çalışma yapılıyor ama bu çalışmalar daha nokta atışı çalışmalar. Yani bu eşittir şu şeklinde. Sembol eşittir şu demektir. Daha net, daha kesin. Yani şahidiye hiç gerek kalmadan bence tespit edilebilen değerli bir çalışma bu. Yani hiç kimse birbirini tanımadan her Evet. şeyi hakkında bilgi Bilgi sahibi. sahibi Yani ben olmuyoruz. şu anda İstanbul'dan ne bileyim şu an köprü üzerinden geçen bir taksi şoförünü buraya getirseydi boş ver getirmesek bile. Onun hakkında Ona ne şu anda düşünüyorsun? ulaşsak yani desek ki o kişi nasıl bir aile yapısına sahip her şeyini anlatır. Şu kadar yıldır evli eşiyle durumu bu bilmem ne her şeyi anlatırsınız. Böyle bir evrenin içindeyiz. Ve bunlara daha kompleks bir eğitimle ya da bir çalışmayla değil, işte herkesin böyle kolayca tahayyül edebileceği sudur, ağaçtır, bir hayvandır, kedidir, köpektir. Bunlarla ulaşmak bence bu işi, bu çalışma büyük bir çalışma. Bunu uygulamayı daha basite indirgiyor. Herkesin uygulayabileceği bir çalışma olarak ben düşünüyorum. Evet.
Taner abi siz ne dersiniz? Pek çok eğitimler almış, hatta eğitimleri başına eğitimler veren bir kesinlikle durumdasınız. Bir şeyi basit hale getirmek, herkesin uygulayacağı hale getirmek çok çok güzel bir şey. Bu eğitimde birçok kişinin anlayacağı, uygulayabileceği bir hale gelmiş. O yüzden çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir eğitim. Benzer eğitimler için evet. Ne dersiniz? Var mı, yok mu? Amerika'dan bir örnek vermiştiniz galiba. Evet. Biraz yorumlar mısınız? Biraz anlatır mısınız bizim eğitimimizi? Tabii. Regresyon çalışması, geçmiş yaşam çalışması ve benzeri birçok çalışma var bu konularla ilgili. Onlarda da tabii ki güçlü yanlar var. Orada da spiritüel anlamda veya psikolojik anlamda birçok şeyi çözmek mümkün. Ama burada hayvanlar, bitkiler gibi basit benzetmelerle kişilerin daha rahat kavrayabileceği, birazcık daha fiziksel rahatsızlıklarını da rahatlıkla anlayabilecekleri veya kişilerin geçmişleriyle ilgili birçok bilgiye hiç bilgisi olmayan bir kişinin de rahatlıkla ulaşabileceği bir format uygulandığı için çok daha pratik, çok daha uygulanabilir bir şey. Bir de en önemlisi birçok eğitim ve uygulayan kişinin bilgilerini paylaşmadığı bir dünyada, rekabetin yoğun olduğu bir dünyada, herkesin birçok bilgiyi de kendisine sakladığı bir dünyada bütün bilgilerini paylaşan böyle bir kişinin olması da büyük bir şans. Çok teşekkür ederim. Bu bilgilerimizi nasıl paylaşıyoruz? Lütfen bir söylerseniz. Hani ben anlatıyorum, acaba sizler nasıl anlatabilirsiniz en etkili biçimde? Alınan bilgileri hemen alındığı birinci gün veya ikinci gün bitirdikten sonra bir kişinin eğitimci olması tabii ki çok kısa bir süre. Bu tip eğitimlerle bir kişinin eğitimci olması için genelde çok daha ciddi bir süreç, çok daha ciddi miktar paralar ödenerek geçecek bir süreci. Hiç bu konuda eğitimli olmayan bir kişi bile kısa bir sürede kendisini eğitip belli bir altyapıyla bir şeyler yapabilecek seviyeye gelmesi. En önemlisi de eğitimcinin bütün bilgilerini bu kısmını içimde tutayım, püf noktası dediğimiz hikayesinde olduğu gibi püf noktalarını içimde tutayım demeden verebilmesi büyük bir yüreklilik isteyen bir şey, büyük bir cesaret isteyen bir şey. Cesaretin en büyük kısmı bence burada kendisine rakip yaratacağını düşünmeden paylaşabilmesi. Büyük bir kalp ister, cesaret ister. O yüzden sizi kutlarım. Ben teşekkür ederim. Peki şey konusu? Eğitimin sürekliliği, hani online 1 ve 2'de sizin bundan sonra tüm her şehirdeki eğitimleri izleyecek olmanız noktasını tabii o da anlatalım. Çok büyük bir avantaj. Kişiler eğer bir şey kaçırırsa bu eğitimlerde kendisini geliştirme konusunda veya yazarken not alamama veya odaklanamama gibi bir şey olursa ömür boyu izleyebileceği bir şekilde online dahil olduğu Facebook altyapısından ömür boyu izleyebilir veya eğitim esnasında ses kaydını veya işte görüntü kaydını yapabilmesi, her şeyin serbest bırakılması. Ki birçok eğitimde birçok şey yasaklanır. Video kaydı alınmasın, ses kaydı alınmasın, işte bilgiler paylaşılmasın gibi. Hiçbir şeyin kısıtlanmayacağı bir şekilde veya sonradan tekrar tekrar izlenebilmesi de yine eğitimcinin bu konuda ne kadar rahat olduğunu, kendi konusunda ne kadar kendisine güvendiğini ve paylaştığını gösteren başka bir şey. Teşekkür ederim. Doğal bir de olduğumuzu gösteriyor bu. Evet. Çünkü hiçbir şeyi saklamadan olduğu gibi online olarak kaydediyorsunuz ve hiçbir kısıtlama olmadan bütün üyeleriniz bunu seyredebiliyor. Bu sizin kendinize güveninizin yanında doğallığınızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ve şu, sence bugünün tekrarını değil, tabii. Mesela yarın, iki gün sonra Eskişehir'de var. Eskişehir'deki eğitimi evinizden izleyeceksiniz. Doğru. Sonrasında İstanbul eğitimi var. İstanbul eğitimini sonra bayramdan sonrası Brüksel'de var. Onu evinizden izleyeceksiniz. Doğru. Hem ister gündüz işe gidin, gece gelin. İster gece gündüz. Brüksel'den sonra Paris var. Paris'ten sonra Düsseldorf var. Sonra Kore var. Kore'de eğitimimiz var. Kore'de şu an
bir aksesçi arkadaş Jim Hon, soyadı Kim. Jim Hon Kim. O akses CF'i galiba bizim şimdi de eğitimimizi organize etti ve kayıdımız da var. İki kayıt. Çevirmenimiz var. Çevirmenimiz de Türkçe biliyor ve Koreli kendisi. Bu eğitim organizasyonu da Bahriye Hanım yaptı. Bizim İzmir organizatörümüz, kendisi psikolog. Onun eniştesi Kore'de işte. O bizi çevirmenlik yapacak. Ben de hem Theta Healer eğitimi aldım. Basic ve advanced düzeyde. Hem Access eğitimi aldım. Ama bugünkü eğitimde daha çok şeye, daha kısa sürede, daha net bir şekilde ulaşılabildiğini gördüm. Ben hani aradığım nokta buymuş dedim. Çok tesadüf eseri sizi duydum. Bir akses eğitimcisiyle sohbet ederken bir kitap ismi söyledi. Bilinçaltı dili diye. Bu benim kafama takıldı. Onu nasıl edinebilirim diye sorduğumda edinemezsin ancak eğitimlerine katılabilirsin dedi. Evet, bravo. Ben de isminizi sordum. Refik Korkmaz dedi. Onun üzerine sizin videolarınızı yaklaşık 10 gündür izliyorum. Ondan sonra Ankara'da olduğunu duydum ve katıldım. İyi ki de katılmışım. İyi ki katıldınız. Başka bir şey daha ben şimdi seziyorum. Sağ kürek kemiğiniz ya da sırtınızda düzeltilmesi gereken bir şey var mı? Otururken kan buruluğum var. Onu düzelteceğiz yarın. İnşallah. Düzeltmek için uğraşacağız ki düzeltiyoruz da. Tamam. Mucize ötemiz sonsuz. Mucize ötemiz sonsuz.